Ülkemizde bir bebek dünyaya geldiğinde babalar sadece 5 gün izin kullanabiliyorlar. Oysa bunu değiştiren şirketler de var. Onlardan biri de Pfizer Türkiye. Pfizer Türkiye yeni bir bebek dünyaya geldiğinde babalara artık 12 hafta boyunca izin vermeye başladı. Çok yeni bir uygulama, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına çok önemli bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Niye? Çünkü bir bebek var, o bebeğin sorumluluğu hem anne hem de babaya aittir. Bu nedenle 12 haftalık iznin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi izni kullanan ilk aile, ilk çift yanımızda Gökhan Karaaslan babalık iznini kullandı. Serra Karaaslan da eşi kendisiyle birlikte yayınımızdalar. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş Hoş bulduk bulduk. Sayın Hanım. İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de Teşekkürler. çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bir uygulama. Ben de istiyorum ki pek çok kişi bunu duysun. Diğer şirketlere de örnek olsun. Uygulamayı, ayrıntılarını, neler yaşadığınızı hepsini tek tek konuşacağız. Ama önce sizleri yakından tanıyalım istiyorum. Nerede, kaç yılında doğdunuz? Şimdiye kadar hangi şirketlerde çalıştınız? Ve şu anda Pfizer Türkiye'de hangi görevde bulunuyorsunuz? Ben başlayayım. Ben 1988 yılında Almanya'da doğdum. Ama hani bütün öğrenimimi Türkiye'de gerçekleştirdim ve üniversiteden mezun olur olmaz Pfizer Türkiye'de çalışmaya başladım. Arada kısa bir Roche'ta pazarlama deneyimim var ama genelde bütün kariyerimde Pfizer'de çeşitli departmanlarda görev olarak bugünkü rolüme geldim. Finans, satın alma, pazarlama, ürün müdürlüğü diyerek 10 yıllık deneyimimle şimdi hem dijital ticari mükemmellik lideri hem de hasta projeleri lideri olarak görev alıyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Sana sözü veririm. Benim de ismim Gökhan Kararslan. 1988 yılında doğdum. Ankara'da doğdum ben. Yaklaşık hayatımın 21 yılında Ankara'daydım. Orada TED Ankara Koleji, üzerine Ankara Fen Lisesi, sonrasında Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldum. İstanbul'a giriş nedeni Pfizer'de işe girmek oldu açıkçası. Yaklaşık da 12 yıldır Pfizer'deyim. Pfizer'de finans divizyonunda kariyerime başlamıştım. Orada farklı departmanlarda görev aldıktan sonra finans divizyonda yönetici oldum. Sonra da pazar erişim divizyonunda son 5 yıldır rotasyon kapsamında geldiğim divizyonda çalışıyorum. Şu anda da mevcut görevimde pazar erişim ve fiyatlandırma süreçlerine liderlik ediyorum. Peki kaç yıldır evlisiniz ve ne zaman çocuğunuz oldu? Pfizer için de babalık izni nasıl gündeme geldi? Biz 2011 yılında Serra'yla tanıştık. Hatta bugün de tanışmamızın 10. yılı. 2015 yılında da evlendik. Geçen sene Şubat itibariyle oğlumuz Kenan dünyaya geldi. Babalık izni açıkçası çok konuştuğumuz bir konu değildi. Aslında dünyada da çok konuşulan bir konu değildi. İşte Kuzey Avrupa ülkelerinde duyardık. Yok İsveç'te, Finlandiya'da tek tük. Sonra bir anda gündemine girdi şirketin. Pfizer Türkiye organizasyonu da hızlı bir şekilde uygulamaya aldı. 2021 yılının başı itibariyle 12 haftalık babalık iznini tüm şirket çalışanları için geçerli olacak şekilde duyurdu. Bunu yaparken tabii 2020 yılında yeni baba olan ebeveynlerini de unutmadı. Yani geçen seneden itibaren geçerli olacak şekilde bu uygulamayı başlattı. Bu sayede açıkçası ben de faydalanabildim bu uygulamadan ve şans olur ki ilk izne çıkan kişi de ben oldum. Bir anda böyle hayatımıza girdi, şirket duyurdu. Öyle olunca biz de iş planlamalarımızı hızlı bir şekilde yaptık. Hemen duyurur duyurmaz ertesi hafta ben izin almıştım. Eşim de belirli bir dönem izin aldı. Tüm döneminde almadı tabii ki, bana eşlik etti. Güzel, keyifli bir dönem geçirdik diyebilirim Tülay Hanım. Peki ne diyorsunuz? Geçirdiğinizde neler yaşadığınız geleceğim ona ama babalık izni kullanmak neden önemli ve nasıl karşıladınız bu izni siz? Ben bireysel olarak çok açıkçası keyif aldım bu süreçten. Önemli buluyorum süreci çünkü tabii bebek dünyaya geldiğinde kanunen bir dönem var annenin izin alabildiği. Orada babaların izni çok limitli yasal olarak Türkiye'de.
O süreçte eşlik edebiliyor olmak eşinize çok çok önemli. Çünkü hayatınız bir anda değişiyor bir bebek olunuz olunca. Evde iki kişisiniz, üç kişi oluyorsunuz ama sanki bir doğrusal artmıyor o şey evdeki kişi sayısı. O bir kişinin evde yarattığı etki üç kişilik bir etki gibi oluyor. Hem bakımı hem ilgilenilmesi ve annenin üzerinde de ciddi bir yük oluyor. Burada hem anneye destek olabilmek amacıyla hem de sonrasında yalnızca anneye destek olmak da değil, bebeğinizle olan ilişkinizi geliştirebilmeniz amacıyla, yalnızca yeni doğumda da değil işte, ben bir yaşında kullanma şansı buldum bu izni, oğlum bir yaşına yaklaşıyordu. Orada bile size anlatamayacağım şekilde fark etti Kenan'la, oğlum Kenan'la benim ilişkim. Yani çok basit bir örnek vereceğim belki ama gündüz oğlumuzun iki uykusu var. Çocuğumuz bende uyumazdı hiç, annesi dışında birisinde uyumazdı veya bakıcısında. O geçirdiğimiz dönemin sonunda yalnızca benle uyumak isteyen bir hale geldi. Öyle bir şekilde ilişkimiz gelişti. Tabii küçük bir örnek bu ama katkısı açısından, anlamı açısından benim için çok çok önem arz ediyor. Ayrıntılara gireceğim ama ben dedim ki başlangıçta toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli bir uygulama bu dedim. Ne dersiniz? Siz de eşitliğin sağlanması için bu babalık izninin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Burada ben yorum yapabilirim. Ben de bu konuda hassas ilgili araştıran biriyim. O yüzden hani ebeveynlik dendiğinde, annelik rolü, babalık rolü dendiğinde aslında hep şu oluyor. İşte babalık izni anneye destek olmak için mi? Ben öyle konumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ebeveynlik dediğimiz bir işbirliği ve biz bir bireyin aslında ayakları basan noktaya gelene kadar ona eşlik ediyoruz. Biz onu yani birini oluşturmuyoruz, bir şey o ailemizin yeni üyesi, yeni bireyi kendi ayakları üstüne basan gelene kadar işbirliği yaparak onu bir noktaya getiriyoruz. Şu an toplum o noktada değil. Bu izin buna çok katkı sağlıyor. Biz ailemizde bireysel bunu yaşadık. Yani ben birçok konuda mecburen daha ilgili olduğum için, bebek bana bağımlı olduğu için dünyaya geldiği anda yönetimi ele alıyorsunuz. Ve o siz aldığınız noktada karşınızdaki bir kişi onu yapma, destek vermekten çıkıp işbirliğine geçene kadar sizde kalıyor o iş. En basitinden bebeğin ek gıdaya, hani ben bizim canlı örneklerimizden bahsedeyim. Bebek ek gıdaya geçer. Anne düşünür öğlen ne yiyecek, akşam ne yiyecek, yemekler nedir. O menü ayarlama. Ben hafta pazar günü oturuyordum, açıyordum. Neler yesin, neler alırsın. Yani onun alışveriş bir sürü katmanı var. Biz Gökhan babalık izni aldığı noktadan itibaren ben toplantıdayım, bir çıkıyorum Kenan yemeğini yemiş, her şey düzen, o kadar o işbirliğinin gerçekten somut katkısı olan bir süreç. Çünkü işin başına nasıl başlarsanız öyle gidiyor. Yani biz ilk başta öyle başlatamamıştık. Hem eşimin işi çok yoğun, hem ben izinliyim, hem de böyle bir algımız da yoktu. İş toprağın altına elimizi soktukça babalık izniyle birlikte bunu oturtabildik. Ben herkese de bunu söylüyorum. Yani babalık izni toplumsal cinsiyet eşitliğini çok destekleyen bir uygulama. İşbirliği olması lazım. Ebeveynlik dediğimiz şey. Anne, baba anneyi desteklememeli. Bu ifadeleri bile bence değiştirmeliyiz diyeyim. Hani müdahale etmem, senin katkın varsa sanırım. Ben tamamen hemfikirim Serra ile. Yani hem çocuğun doğumunda hem gelişiminde işte ayaklanmasında bile onun elini tutup onun yanında olduğunu bilmeniz, ona hissettirmeniz. Yalnızca şimdiki ilişkiniz için değil, bence uzun vadede de ilişkinizi çok çok geliştirebilecek bir şey. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir çocuk ilk 3 yılında ne görüyorsa, 3 yaşına gelene kadar ne görüyorsa, ne öğreniyorsa bunu hayatı boyunca taşıyor. Onun o sürecinde çocuğunuzun yanında olabilmek, eşinizle beraber onun gelişimine katkı verebilmek çok çok değerli. Babalık izinde ben bu perspektifi biraz değerlendiriyorum açıkçası katkısı anlamında. Siz daha çok tabii baba ve çocuk ilişkisi açısından söylediniz. Ben daha çok tabii ki burada hayatı paylaşmak adına sormuştum. Elbette sizin söylediğiniz çok önemli. Mutlaka çocuk baba rol modelini görmeli ve onunla iletişim içinde olmalı kendi kişisel gelişim açısından. Siz bu babalık izninin anneye bir destek olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa hayatı paylaşmak adına çocuğu nasıl ikiniz yaptıysanız çocuğun sorumluluğunu da eşit olarak paylaşmak olarak mı görüyorsunuz? Ya izinden bağımsız bu konuyu zaten ikinci şekilde gördüğüm için sorumlulukları paylaşıyoruz. Tabii ki bazı sorumluluklar var ki o paylaşılamaz ve annenindir. Mesela çocuğu emzirmek olsun. Ben babalık emziremem ama onun dışındaki her şey için açıkçası olabildiğince sürece dahil olmak, süreçte liderliği üstlenmek, çocuğunuzla
çocuğunuza katkı yapabilmek. Bu bir ebeveynlik. Yani bu anne ebeveyn ve baba o anneye destek olacak noktasından çok uzak bir şey. Çünkü zaten bir çocuk yapmak bu yolculuğa beraber çıkmak demek. Bu bilinçli olmak lazım biraz. Bu izinden bağımsız olarak yani. Tabii bu izin bunu biraz daha perçinliyor, onu söyleyebilirim. İzin fırsat yaratıyor diyebiliriz Tülay Hanım. Şöyle yani, vakti olsa belki içinde olup isteyenler de vakitsizlikten yapamıyor olabilir. Bence bu izin bunu sağlıyor. Bebeğin banyosunu yaptırmak için o işte... Hani eski dünyayı düşünelim, işe gidip gelme, trafik, şehir yoğunluğunda o vakti yaratamayan evde olduğu zaman, o zaman bugün ben yıkayayım, banyosunu bugün ben yaptırayım, altını ben değiştireyim deme alanı yaratıyor. Niyet var, niyete fırsat tanıması açısından değerli bence. Peki şimdi 12 hafta hakikaten güzel bir süre. Gerçi başka ülkelerde, örneğin Finlandiya'da bunun 7 ay olduğunu biliyoruz, babalık izninin. Umarım bir gün 7 aya da gider bu süreç, ama 12 haftada hakikaten güzel bir süre. Neler yaptınız, evde neler oldu? Tek tek sizin kendi gözünüzden anlatmanızı isteyeceğim, izlenimlerinizi, yaşadıklarınızı. Ya tabii pandemi dönemi olduğu için evdeydik bir taraftan. Bir taraftan da evdeyiz ama çocuğumuzun da biraz doğayla, doğada vakit geçirebilmesinin önemli olduğunu düşündük. Onun için böyle 2-3 haftalık bir süreci bir köyde bir ev kiraladık. Oraya gittik. Böyle doğanın içinde doğayla baş başa kalabileceğimiz, Kenan'la birebir ilgilenebileceğimiz fırsatlar yaratabilmek açısından. O 2-3 hafta açıkçası çok keyifliydi. İlk başta yani tabii çocuk bir şey oluyor. Ya baba evde ama ben evdeyim bir taraftan, pandemi döneminde evden çalışıyorum ama beni görmüyor. Çünkü ben üst katta çalışıyorum, oğlum alt katta oynuyor. Ama sonra bir anda laptoplar kapandı ve ben çocuğumun yanındayım birinci gün. Böyle bir şaşırıyor ilk başta, şaşırdı. Sonra bir alışma süreci oldu. İşte ilk gün mesela, ikinci gün uyutmaya götürdüm de uyumadı bende. Üçüncü gün uyumadı. Dördüncü gün böyle hafif bir şey yaptı ama beşinci günden itibaren... Yani bir çocuk zaten 3-4 gün içinde yeni bir düzene geçiş yapabiliyor, adapte olabiliyor, alıştı. Onunla beraber işte biz mesela güne başlıyoruz. Bu sefer benim toplantım yok, sabah toplantım yok. Beraber kahvaltı yaparak başlıyoruz. Beraber kahvaltılarımız oldu. Sabah o kahvaltı seansını ben biraz devralmış oldum. Her sabah o geçirdiğim süre boyunca kahvaltı yaptık onunla. Keyifli kahvaltılarımız oldu. Beraber oyunlar oynadık. İşte bir bebek, o zaman daha tabii 2 ay oldu, ayaklanıyordu yavaş yavaş, böyle düşe kalka, onu olabildiğince destekledim, bazen düşürdüğümde çok üzüldüm tabii. İşin içinde olunca, daha fazla sorumlu olunca çocuk düşünce daha da fazla üzülüyorsunuz, böyle şeyler de yaşadım tabii, ama o süreçte yanında olmak günün sonunda çok çok keyifliydi. Başladığım yerle bitirdiğim yere bakıyorum, biz de daha sorumlu insanlar haline geliyoruz. Çocukla beraber vakit geçirdikçe biraz çocuklaşıyoruz belki. Bu tarafı var. Daha duyarlı oluyoruz. Ama bir taraftan da daha da sorumlu oluyoruz. Çünkü o beraber geçirdiğimiz zamanda kendi oğlum bana daha bağlı hale geldi diyebilirim. Bu da benim sorumluluğumu artıran bir etmen oldu. Çok keyifliydi bu açıdan. Ben de bir katkı sağlasam. Çünkü mesela hani Gökhan hep Kenan'la paylaşımı bahsediyor ama benim açımdan da iki tane faktör oldu. Bir, biz mesela benim yaşadığım bazı zorlukları babalık izni öncesi Gökhan tam anlamıyorken artık daha anlar. İletişim anlamında bizim hani benim canımı sıkan veya bazı şeylerin yolunda gitmediği noktada ortak bir dert edinebildik. Çünkü her ne kadar farklı olsa, yani o vakit ayıramasa aynı evdeyiz evet, ama Kenan'ın gelişimi veya evdeki bir durumla ilgili yaşadığım sorun benim yüküm oluyordu ve ben onu dolaylı aktarıyordum. Aynı şeyleri izin sürecinde onun yaşadığı bazı noktalar olunca bizim iletişimimizde aynı resme aynı noktadan bakabildik. Ben bunun katkısını çok yaşadım. İletişim, ikimizin iletişimi anlamında da. Üstten yük almak olarak ifade etmeyeyim ama sırf anneye bağlı olan süreçlerde bebeğin güvenli bağlanması babayla da olduğunda bebeğin de
kendi çoklu bağlanmayı sağlaması onun gelişim açısından da iyi oldu. Yani beni gördüğünde benim resimden çıktığım, farklı bir odaya girdiğim noktada arkadaki ağlama krizlerini biz aşabildik bu süreçte. Hani hem benim oğlumla olan iletişimim güçlendi, hem eşimle olan aynı derdi anlatmak, aynı gelişim noktasında ne yapabiliriz demek çok keyifliydi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Evet, 12 haftalık izin oldu ama 12 haftalık izinde sadece oyun mu oynadınız? Kahvaltıyı birlikte mi yaptınız? Çünkü çocuk bakımı, bebek bakımı hakikaten çok meşakkatli. 12 haftalık babalık izninden önce ne yapmıyordunuz? İzin sırasında ne yapar hale geldiniz bebeğin bakımına ilişkin? Yani şimdi otomatikman zaten kahvaltılar, bazı sabahlar kahvaltı yapıyorduk tabii oğlumla, bazı sabahlar yapamıyorduk ama onun kahvaltısındaki sorumluluğu üstlenir hale geldim. Ne yiyecek, o gün menüde ne olacak ve onunla kahvaltıyı da yaptım bu iznim boyunca her sabah istisnasız. Bu benim için de çok keyifli oldu. Tabii gün içinde daha fazla vakit geçiriyorsunuz ama daha fazla vakit geçirmekten ziyade daha da kaliteli vakit geçiriyorsunuz çünkü... Eskiden de gün içinde belki oğluma yarım saat, bir saat ayırıyordum. Ama o ayırdığım yarım saat, bir saatte arka planda otomatikman kapanınca iş oluyor. O zaman da o geçirdiğiniz vakit çok kaliteli olmuyor. Beraber keyif aldığınız aktiviteler yapamıyorsunuz. Bu süreçte hem daha fazla vakit geçirdim Kenan'la hem de daha kaliteli vakit geçirdim diyebilirim. Çünkü kafanız boş olunca daha da o an orada olmak çok önemli oluyor. Ve siz de keyif alıyorsunuz gerçekten süreçten. Tabii fazla vakit geçince gün içinde daha 3-4 kez altın değiştirmeniz gerekiyor. Bu altın değiştirme konusunda biraz daha uzmanlaştım diyebilirim. Çünkü sürecin başında biraz daha böyle ne bileyim küçük olunca daha rahat yapıyordum da büyük olunca şey oluyordum. Zorlanıyordum kokusundan sayın ama bu sürenin sonunda her şeyi layığıyla yapar hale geldim diyebilirim. Genel bunlar da işte uyku çok önemliydi. Uyku yani Kenan kimse de uyumuyordu, annesi veya işte bakıcısı ama ben işte ilk bir tepki gösterdi ilk bir haftada, az önce de anlattım. Sonra bir süreçten sonra size alışıyor, sizi istiyor. Şimdi hatta bizim bu 8 hafta boyunca biz bayağı bir uyuttum tabii oğlumu. Hatta benden sonra bizim bakıcımız uyutamamaya başladı. Yani geldi Gökhan Bey sizi istiyor. Alın, alın Kenan'ı dediği örnekler de yaşadık. Çocuk tabii her şeye alışıyor. O süreçte de bana alıştı. Genel bunları yapmayan her şeyi yani toplumumuzda anneye verilmiş bir sorumluluk gibi gözüken her şeyi ben yaptım diyebilirim bu süreçte. Yani bu sürece ortak oldum diyebilirim. Peki Serra Hanım, sizin gözleminiz ne? Gökhan'da nasıl bir değişim oldu? Yani 12 haftalık babalık izni kullanmadan önce neler yapmıyordu ve neleri yapar hale geldi? Ben şöyle ifade edeyim. Yani bizim evimizde stok yönetimi Gökhan'daydı. Hani Kenan'da oldu. Stok yönetimi işte Gökhan bezi yok diyoruz, tamam sipariş edelim, daha işte masa üstünden yapılacak işte o zaman ne denir, mama yok, mamayı alayım, bez alıyoruz, mama alıyoruz, başka ıslak mendil, bunların su yönetimi Gökhan'daydı. Ve eğlenceli oyunlar, yani ben mesela aman bir lavaboya gideceğim, hani bir 5 dakika ilgilenebilir misin, bir saat oynayabilir misin, hay hay, onlarda hiç sorun yaşamıyorduk. Ama Gökhan gerçekten niyeti vardı, sadece o şimdi bebek bağlanması için bütün işlerin yapılması lazım. Bu hani datalarla da kanıtlanmış bir şey. Sırf bir kişiyle oyun oynuyorsa bebek sadece oyunda o kişiyi istiyor. Ve hal böyle olunca bir bakım, yani güven duyması için birine bakımının yapılması, oyun oynanması, ağladığında yanında oluyor olması gibi temel şeylerde vakit ayırıyor. Beslenmede de yanında olması lazım. Şimdi bu 4 maddeden sadece oyunda ve bazen beslenmede Gökhan durum gereği vakit geçirince uykuda çocuk istemiyordu. Yani çünkü mecbur ben oradayım. Benim de orada olduğumu gördüğü için, alternatifinin olduğunu bildiği için istemiyordu. Bu süreçte ben dediğim gibi yani zaten hani beslenme konusunda o gün ne yiyecek, ek gıdada ne besin alması lazım, işte balık yedi mi, balığı haftada kaç yedi gibi takiplere kadar Gökhan her şeyi, her taşın altına elini koydu. Bu herkesin yapması gereken şey. Yani bütün babalar oğlunun gerçekten veya çocuğunun nesini yemesini yiyor, neyi sevip sevmediğini de biliyor olması lazım. Baktığında bir şey ağlıyorsa neden ağladığını anlıyor olması lazım. Bu vakit geçirince olacak bir şey. Bir saat, günde bir saat oynamakla ne yazık ki olmuyor. Biz gördük hani
iki madalyonun iki yüzünde yaşadığımız için ben şunu diyebiliyorum ki bu bağlanmayı gerektirecek dört temel beslenme, oyun, uyku ve güven sağlama alanını yapmayınca olmuyor. O yüzden çok temel fark etti. Ben artık öğlen uykularını bıraktım. Gerçekten artık benden uyumuyor. Ben de artık zorlamıyorum. Hani bir yaşın bayağı geçti Kenan ama onları çözdük. Benim iletişim anlamında da yani beni de rahatlattığı için benim üstümden de stres gitti. Bu sefer Kenan uyuduktan sonra bizim birbirimize konuştuğumuz şeyler de değişti. Yani ben sadece hani Kenan perspektifinden aktarmayayım size. Biz ikimiz akşam olunca ben anlatıyordum. Ya bugün şöyle oldu, böyle oldu. Şunu çözmemiz lazım. Bak burada olmuyor istediğimiz gibi, yemiyor. Sonra ben onları Gökhan abi bir de onları çözünce ben zaten o işi bildiğim için ikimiz yani o aynı işbirliği yapınca biz farklı şeylerden konuşabilecek bir hale geldik. Yeni bir çocuk doğunca ebeveynlik eş yani karı koca ilişkisi de etkileniyor ister istemez. Bu izinle birlikte onun da daha az etkilenmesini sağladık diyebilirim. Peki tavsiye eder misiniz babalara babalık iznini kullanmalarını ya da biliyoruz her şirket bunu sağlamıyor. Çok nadir örnekler Pfizer Türkiye'nin yaptığı da şirketlere örnek olsun istiyoruz. Ama yine de bu 12 haftalık ya da benzer şekilde uzun süreli babalık izni kullanamayan binlerce insan var. Tavsiyeleriniz ne olur şirketlere neden babalık izni uygulamasını hayata geçirmeliler? Çünkü yasal izin sadece 5 gün. Hani 5 günden ne olur ki? Ya ben şöyle cevap verebilirim. Evde mutlu olan bir insan işte daha mutlu olur. Çok bu işin felsefesi bence şirketler açısından felsefesi burada yatıyor. Eğer siz çalışanınıza değer veriyorsanız, çalışanınızın evde daha mutlu olmasını sağlıyorsunuz, inanın ki o çalışanınız işte de yarın daha mutlu bir hale geliyor, daha motive bir hale geliyor. Şirketler açısından babalık izninin bence böyle değer katacak bir nosyonu var diyebilirim çok kabaca. Bireysel anlamda da bütün babalara tavsiyem tabii ki olabildiğince bu süreçte eşlerinin yanında olmaları, eşlerinin paydaşları olmaları, yan yana yürümeleri bu yolda. Çünkü yani bebek tabii ki atomu keşfetmiyoruz bir bebek ama inanın çok vakit alıyor, çok zaman oluyor, çok yoruyor ve bunu bir kişinin üzerine yüklemek çok büyük haksızlık olur. Bu süreçte nasıl evlilik kararını beraber alıyorsanız, çocuk yapma kararını da beraber alıyorsunuz. O yüzden çocuğun bakımını da beraber üstlenmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yaparken de vakit yaratmak babalar için önemli tabii ki. Çünkü hepimiz çalışıyoruz. Gün içinde imkanları varsa, babalık izni tabii ki çok fazla şirket şu an öyle bir fırsat yok diye ifade ettiğiniz gibi ama fırsatları varsa kullansınlar. Çünkü çocuğunuzun o sürecini görebilmek çok keyifli bir şey. Babalık izni yoksa normal izinlerini kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir daha yaşayabilirler belki başka çocuklara olursa. Ama o çocuğunuzun ilk bir yılı gerçekten çok keyifli. Çünkü bebekle beraber oluyorsunuz. Tabii ki zorlukları oldu benim için. Kullanacak diğer arkadaşlar için de oluyordur ama aynı zamanda da çok keyifli oluyor. Eşinizle olan iletişiminiz de çok fazla gelişiyor. Serra'nın söylediği gibi aynı dilden konuşabilir hale geliyorsunuz. Serra'yı daha iyi anlayabiliyorum. Benim ilk 3-4 ayında zorluydu tabii çocuk bakımı. Bazen de anlamıyordum açıkçası. Ya niye bu kadar böyle oluyor ki dediğiniz çok nokta oluyordu. Onları yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. Eşiniz böyle bir süreçten geçmiş. Yarın bir gün başka bir durum yaşandığında daha rahat empati yapabiliyorsunuz. Bu açıdan izin kullanmalarını çok öneriyorum. Ama olmuyorsa da, izin kullanamıyorsanız da belki gün içinde birkaç saat yaratıp o birkaç saatte bebeğinizle, çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmek, 2 saat kafanızı tamamen boşaltıp orada olmak, onu düşünmek, 2 saat boyundaki sürecine eşlik etmek, alt değiştirmeyse alt değiştirme, yemek yedirmeyse yemek yedirme, uyutmasıysa uyutma, beraber oyun oynamasıysa keyifli beraber oyun oynaması. Çok değil, günde 2 saat bence kimse ayıramam diyemez. Bunu yapmak uzun vadede çok çok önemli. Ailenizin birlikteliği açısından da, çocukla olan iletişimimiz açısından da genel tavsiye edebileceğim bu olur. Ben küçük uygulama örnekleri de verebilirim gerçekten. Yani çocuk erken uyanıyor.
Şimdi orada aslında baba ile baş başa geçirdiği vakit çok kıymetli olabilir. İzin alamayan bir sürü insan olabilir. Yani hani gerçek olmak açısından. Şirketler anlamında bu uygulama çok yaygın değil şu an. O yüzden o sabah çocuk 6'da kalkıyorsa 6 ile 7.30 arası baş başa geçirilecek vakit. Anne kahvaltıyı hazırlamaya gider ama baba orada gel oynayalım. Gel sabah kalktın altını değiştirin. Bunların hepsini yapabilir. Burada niyet önemli. Akşam bir saat erken yatıp sabah bir saat erken kalkmak uzun vadede ailede o bireyin, çünkü eve bir yeni kişi katılıyor, yeni bir karakter. Onun alışkanlığı, sevdiği şeyi gözlemlemek açısından çok değerli. Babalar hep eski toplum sıfatıyla eve ekmek getiren kişi olmaktan dışında bence üç kişilik bir aile, üç tane bireyin yaşadığı bir ev, bir çatı. O çatıda herkesin birbirini daha iyi tanımasına fırsat tanımaları lazım. Biz yani ben Gökhan'ın da kendi ailemden de biliyorum, bizim hepimiz babalarımız yoğun çalışıyordu. Annelerimiz bize daha çok vakit ayırdı. Bunun toplumun kodunda değişiyor olması lazım. DNA'sının değişmesi lazım. Peki şimdi tabii bebeğiniz büyüyecek. Daha uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Süreçte kendisine hep eşlik edeceksiniz. Gökhan'a sormak isterim. 12 haftalık izni kullandınız, babalık izni kullandınız. O süreç geçti, bitti, gitti. Peki bundan sonra ona nasıl eşlik edeceksiniz? Çocuğun sorumluluğu sadece annede midir? Neler yapacaksınız? Nasıl ilerleyecek yolculuğunuz? Ya tabii o bahsettiğim şey önemli. Gün içinde vakit ayırmak, onunla beraber vakit geçirmek. O vakti geçirdikçe mutlaka onun yanında oluyorsunuz. Ama onun dışında tabii ki eğitimi çok önemli oğlumuzun. Çünkü o dediğim şey önemli bir konu. İlk 3 yaşında yaşadığı birçok tecrübeyi hayat boyunu taşıyor. Onun eğitimiyle yakından ilgilenmeye çalışıyoruz. Öyle paslaşıyoruz kendilerimizle. Serra mesela daha şimdi okula gidiyor haftada 2 defa. Onunla ilgileniyor. Ben de biraz daha uzun vadede acaba oğlumuz hangi okula gider? Çünkü işte 3 yaşında artık çocuklar kreş öncesi eğitimlerine başlıyorlar. Biraz daha onları araştırıyorum. İleride şey planlarım var böyle. Beraber vakit geçirebileceğimiz fırsatlar yapmak. Çünkü çocuklar çok hızlı büyüyorlar dediğiniz gibi. Ve bir anda aslında yuvadan uçup da gidiyorlar. O olmadan onun olabildiğince vakit geçirebilecek aktiviteler planlıyoruz. Yaz tatillerinde olsun veya aralarda böyle küçük kaçamaklar yapabileceğimiz fırsatlar yaratabilmek istiyoruz bir taraftan. Onları planlıyoruz. Tabii pandemi dönemi biraz şey zorluğu da oluyor. Yani dışarıda değiliz, evdeyiz devamlı. Evdeyken bu işleri yapabilmek biraz daha zor ama olabildiğince elimden gelen gayreti sarf ediyorum diyebilirim. Küçük alanlar yaratıyoruz. Apartmanın bahçesinde küçük kamp yapılabilir Kenan. Yani bunu şu an bir yaşında, bir 3-4 ay havalar ısındı nasılsa. Öyle bir şey. Küçük anılar yaratmak, bu paylaşımları devam ettirmek. Çünkü hiçbir zaman da bebek bu kadar, aslında ilk 12 hafta olmasının önemi de o iznin. Hiç bu kadar ihtiyaç duymayacak bundan sonra bize. Bu bir yıldan sonra artık kendi kendini gitgide yönetiyor olacak. O yüzden bu sürede vakit ayırmak ayrıca kıymetli. Bundan sonra da onun ailesiyle keyifli hatıraları olsun. Hani biz onun gelişimini desteklerken bize de keyifli vakit geçirsin. Mümkün olacak elimizden geleni yapacağız. Peki şimdi Gökhan Bey babalık iznini kullanan ilk kişi oldu. Sizden sonra kullanan, izin alma alanlar oldu mu? Durumlar nasıl? Aynen ya, bildiğim kadarıyla şu anda satış teşkilatımızdan tanıtım temsilcilerimizden de 3 kişi aldı. Giderek de artıyor sayımız. Tabii daha yeni hayata geçtiği için şimdi herhalde yavaş yavaş yeni babalar da almaya başladılar. Ama bildiğim kadarıyla şu an 4 kişi şirkette kullandı. Yani şirkette tabii farklı uygulamalar da var. Hem babalık izni hem de anneden anneye mentorluklar var. Siz yeni yani hem kadınlara hem erkeklere yönelik. Baba yeni baba olduğunda ona yönelik yardımcı olabilecek mentorluk. Anneye mentorluk. Yeni anneyi de mevcut anneyi de destekleyecek yapılar var. Maksat hani herkes evinde dengeyi kursun pandemi sürecinde ve sonrasında. İşe de bunun eksponansiyel katkısı oluyor ister istemez. Gökhan, sen şimdi mentorluk yapacak mısın diğer babalık iznini kullananlara ve tavsiyelerin ne olacak demin biraz saydın ama en önemli sorun ne? Onu nasıl çözebilirler? Bir senden püf noktası alalım. Ya daha arayan olmadı beni ama yarar varsa şeyi söyleyebilirim. Çok çabuk geçiyor vakit. O
Ben 8 haftasını kullanabildim. Yani şimdiki 12 hafta kadar kullanabilecek arkadaşlar. Ben iş bölümüm gereği 8 hafta kullanabildim. Ama inanın başladı ve bitti gibi o tüm süre. Onu dolu dolu geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü daha böyle bir fırsat olmuyor o 8 hafta. Hadi kariyerimizde bir noktada duralım da 2 ay ben oğlumla vakit geçireyim, eşimle vakit geçireyim diyeceğiniz. Oğlum da sen ne isteyecek? Oğlum da öyle ben de isteyecek, eşimin de fırsatı olacak. Çok çok zor bu. Herhalde insanın hayatı boyunca sahip olduğu tek fırsat. Doğru planlamasını yapmak bunun. Biz çünkü hemen planlamasını yaptık. Ya bu 8 hafta süremiz var. Eşim bunun bir kısmında çalıştı, bir kısmında o da izin aldı. Beraberdik. Nereye gideceğiz? Oraya giderken Kenan'ın gerekliliklerini yanımıza ne götüreceğiz? Çok hızlı planlama yapmak çok önemliydi. O planı doğru yapmak, doğru aktiviteler koyabilmek ve doğru hedeflerle bunu hayata geçirmek bence çok kritikti. Bir de keyif almak, yani insan çocuğuyla vakit geçirmekten keyif almazsa eşiyle neyden keyif alır yani hayatta? Bu bence böyle değerlendirebilirler. Çocuk bakımının en zor yanları, 3 tane zorluk istiyorum. Çocuk bakarken şu 3 zorluk var, bu 3 zorluğu şunu yaparak aşabilirsiniz diye tek tek bana anlatabilir misiniz? En önemli 3 zorluk ve bunlar nasıl aşılabilir? Püf nokta. Başlayayım mı? Başlayalım. Ben başlayabilir miyim? Hayır. Hayır. Önce tamam. Hadi bakalım, kopya çekmesin. Önce geçen. Yok şöyle. Bir, hayatınızda her şeyi siz zaman açısından kendiniz yön verebilirsiniz. Yetişkin bir birey olarak, ama çocuk bakımında siz zaman planı yapamıyorsunuz. Çocuk planı yapıyor. Çocuğu kaç saatte, hangi saatte uyanacağına, hangi saat yemek yiyeceğine, hangi saat tuvaletini yapacağına o karar veriyor. Sizin tamamen zaman planınızdan bağımsız bir şey. Bu bence en büyük zorluk. Bazı sabahlar 6'da kalkıyor. Ben de 6'da kalkıyorum. Bazı sabahlar 8'de kalkıyor. 8'e kadar uyuyabiliyorum. Gün içinde de planınızı yapmanızda o biraz etkili oluyor. Sizin kendi kararınızın dışında bir süreç işlemiş oluyor zamanlama açısından. Bence bu bir zorluk. İkincisi biraz uyku konusu sıkıntılı diyebilirim belki. Çünkü uyku zamanlamaları da ya zamanlama açısından değil de uyku konusunda bazen uyuyamayabiliyor mesela. Bazen çok uyuyor. Bu cevabı verebilirim. Ya ama taktik istiyorum şimdi. Tamam. Birincisi zamanlama dediniz. Bebeğin kendi zamanı var. Sizin onun zamanına göre plan yapmanız gerekiyor. Tamam. Evet. Peki bunu nasıl yapacaklar? Nasıl becerecekler? İki, uyku dediniz. Uyku sorununda uyumadığında çocuk, bu %99 önemli bir sorun. Çocuklar uyumuyorlar ve ebeveynler türlü türlü yöntemlerle uyutmaya çalışıyorlar. Çözüm ne? Çözüm ne? Nasıl uyutabilir? Çözümü şu, yani farklı farklı uyku eğitim yöntemleri var ve açıkçası nasıl alıştırırsanız da öyle gidiyor çocuk. Bazı çocuklar var, kucakta uyuyorlar, bazıları var, yatakta uyuyorlar. Biraz da uğraş vermek gerekiyor. Çocuk uyumadı, hadi o zaman aşağı indirelim, salona götürelim, oyun oynasın dememek lazım. Çünkü o çocukların o uykuya ihtiyacı var. Öyle uyumazsa böyle denemek, böyle uyumazsa şöyle denemek. Biraz farklı opsiyonları deneyimleyebilmek, çocuğunuzu anlamak, o nasıl uyuyorsa onu anlayıp ona göre uyutmak belki bir çözüm olur. Mesela ben de birinci gün zorlandım, çocuk beni istemedi diyebilirdim Serra'ya, diyorum Serra ben de uyumuyor, hadi sen de uyusun. Yapmadım böyle. Zorladım, belki biraz ağladı, belki biraz suysuzlandı. Ben de tam o aralara toplantı koydum ki bana ulaşamasınlar. Dedim toplantım var, ben hiçbir şey yapamıyorum, yaparsınız. Ya ikinci gün belki biraz daha şey aldım ama üçüncü, dördüncü gün zaten siz de anlıyorsunuz. Ha böyle uyumuyor da böyle uyumuyor. Ben mesela buruma şey koydum. Bir tane leyleği var. Leyleği buraya koyuyorum. Öyle önce kapıyı kaldırıyor. Leylek burada uyuyor. Hadi o zaman sen de burada uyuyorum. Burada uyumaya başlıyor. Ya bunun gibi zaten vakit geçirdikçe anlıyorsunuz ama biraz uğraş vermek lazım. Çok çabuk bırakmamak lazım. Bence önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü çocuk da bir birey ve inadı var yani. O da inatçı olabiliyor bazı zamanlarda. O inadı kırmak, onu biraz anlamak zorlu ama basit aynı zamanda. Zorluğu şu, biraz o şeyi anlamanız lazım. Direnci yönetmeniz lazım. Basit bir taraftan da bebek yani ne kadar zor olabilir? Biraz vakit harcamanız lazım üstünde. Üçüncü sorun, en önemli sorun ne ve çözüm ne? Üçüncü en önemli sorun. Kopya verebilecek misin? Verebilir miyim?
Tabii olur. Yemek diyebilirsin çünkü sen kahvaltıda da zorlandın, farklı pandalar. Evet, yemek, yemekte de bu da biraz ona, bu da biraz ona benziyor. Yok. Yemekte de seçici olabiliyorlar. Mesela bazı gün işte omlet yapılıyor. Omlet yapıyoruz. O gün omlet istiyor ve ama bazı gün ertesi gün aynı omlet önüne koyduğumuzda yemiyor. İşte o gün belki omleti biz nasıl her gün kahvaltıda aynı şeyleri yersek sıkılıyoruz. Onlar da sıkılıyorlarmış. Ben bunu biraz geç fark ettim. Annesi tabii biraz yardımcı oluyor. Her gün omlet yedirirsen yemez dedi yani. Bir gün omlet yaptık. İşte ertesi gün yumurtayı farklı bir şekilde rafadan yumurta veya işte pancake vesaire gibi şeylerle yaptık. O zaman yedi. Mesela benim bunu anlamam biraz süre çaldı. Çocuğu yedir 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 zorla yemiyor. Çocuk da şey yani canlı bir taraftan da. Onu olunca işte onun damak zevkine uygun diyeyim. Damak zevkine uygun yemekler yapabilmek biraz zorluydu. Onu keşfetmek zorluydu. Sonrası kolaydı. Sonra her gün yemekleri değiştirince, onun sevdiği şeyleri anlayınca. Ya o da bir yaşayan bir insan sonuçta. Anlamak, ona göre bilmeni hazırlamak önemli bir zorluktu diyebilirim. Ama Sevra o konuda çok destek oldu. Yani ben yoksa orada yani uykuyu çözmüştüm ama yemek konusunda çok debeleniyordum. Sevra sağ olsun. Açmamıza yardımcı oldu. Tamam. Şimdi Serra'dan dinleyebiliriz. Ben de bire uykuyu koyarım. Ben hiçbir zaman çok uyuyan bir insan olmama rağmen hayatınız değişiyor. Günü 5 ayrı seansta yaşıyor gibisiniz. Gece de bir seans yani. Orada da çocuğun uykularıyla birlikte. Sabırlı olmak önemli. Yani bir de şeyi ne diyeyim? Her çocuk ayrı. Yani bir çocuk uyumuyor da işte öbürünün çocuğu uyuyormuş. Bence hani en önemli şey bizim toplumumuzun yarattığı, özellikle Türkiye'de bence olan, çocuğun üstüne aşırı titreme işte. Çocuğun yani hem emerek uyutmasın hem yatakta uyusun. Yani o bir birey büyüyecek. Zaten kimse hayatın sonunda emerek uyumayacak yani. O sürede kendilerine de kimse yüklenmesin. Yani ben kendime ilk zamanlar çok yüklendim. Yani öyle bir disiplin vardı ki evde her şey istediğim gibi olsun. Gerek yok yani. Ben birazcık esnek rahatlayınca anne bebek de rahatladı. Ev de rahatladı. Kimse kendine çok yüklenmesin. Esnek olsan bebeklerini dinlerlerse uyku çözülmese de bir noktada çözülecek. O noktayı sabırlı atlatmak iyi olabilir. Hani bu taktiği verebilirim. Ben ikinci zorluğum evde iki kişi istediğiniz zaman televizyonu açıp istediğinizi yiyebiliyorken bir anda öyle bir şey yok. Televizyon açılmıyor evde. Veya hadi gel şunu yiyelim diyeceğinizde baş başa oturacak bir vaktiniz yok. Çünkü her ne kadar destekleriniz olsa da bu anneanne olabilir, babaanne olabilir, abla, teyze olabilir veya bakıcı olabilir. Bir kişi yani iki kişi, iki ebeveyn de çalışırken olmadığı için o destek fonksiyonu olsa bile orada gönlünüz el vermiyor ki hadi Gökhan gel baş başa işte orada bebek oynasın biz yemek yiyelim. Bu olmuyor. O yüzden bence en önemli ikinci zorluk ebeveynlerin kendilerine baş başa geçecek vakit yaratmaları. Biz mesela hep Kenan uyuduktan sonra bunu yarattık. Hani ben bu taktiği verebilirim. Bebeği rutini oluşunca siz de kendiniz daha rahat planlayabiliyorsunuz. Bir noktada o rutin oturuyor çünkü. 10'da da oturabilir, 9'da da, 7'de de oturabilir. Oturduktan sonra en azından yarım saat. Hem eş yani ne diyeyim çift olarak ilişkinize vakit ayırın. Hem de kendinize ben çok duyuyorum etrafımda işte banyo alacak vaktim yoktu. Yani bir şekilde onu yaratması lazım. Çünkü annenin banyo alacak vakti yoksa o öyle bir yüktür ki o bir noktada patlar. Sinirsel olarak patlayabilir, sağlıksal olarak patlayabilir. Ama bunu hiçbir anne, hiçbir ebeveyn kendine yapmamalı. Yani bir şekilde en yakın arkadaşını arasın. Gel yarım saat dinlensin ama o yarım saat keyifli banyosunu en azından yapabilsin. Ben ona çok dikkat ettim. Yani kendi sağlığım açısından, ruh sağlığım açısından da ikinci zorluk onu söyleyebilirim. 3, pandemi zorluğu diyeyim. Yani biz pandemide ebeveyn olduk ve ben oğlumla ilgili sürekli acaba sosyallik anlamında bundan sonra insan ilişkilerine bir zorluk yaşayacak mı tereddütü çok yaşıyorum, çok okuyorum. Onu çok destekleyecek şeyler yapmaya çalışıyorum ama kısıtlı imkanımız var. Herkesin de aynı şekilde. O yüzden insan görmüyorsa toprak görsün, hayvan görsün, bitki görsün. Apartmanın bahçesine insin. Hani tamam belki bir ormana şu an götüremiyoruz, tam kapanmadayız ama apartmanın bahçesi o yaprağı görsün. Eve bitki alsınlar, onunla konuşsun. Ama onu yaşatsınlar çünkü uzun vadede bunun elbet etkileri olacak. Çocuklarımız minimum etkilensin diyeyim sosyallik anlamında. Çok güzeldi. İlişkilerinizi sormayı unuttum. Gerçi ara ara değindiniz ama
12 haftalık babalık izni kullanmak kadın ve erkek arasındaki ilişkileri nasıl etkiliyor? Çünkü kadınlar anne olduklarında depresyona da girebiliyorlar. Niye? O bebeğin sorumluluğu sadece onların omuzlarında olunca o yükün altında kadınlar eziliyorlar. 12 haftalık babalık izni sizin ilişkinizi nasıl hale getirdi? Nereden nereye taşıdı? Ben başlayabilirim. Yani ben kendi açımdan biraz anlatayım. O az önce de bahsettiğim şey önemliydi. Sera'yı biraz daha, Sera'nın yaşadığı zorlukları birebir deneyimlemek biraz daha onunla empati yapabilir bir hale geldim. Bu 12 haftalık, benim için 8 haftalık olan süreçte diyeyim. Biraz daha ortak dili konuşabilir hale geldik öyle olunca. Biraz daha ortak düşünebilir hale geldik en önemlisi de. Bu bence biraz birlikteliğe pekiştiren bir unsur oldu. O açıdan onu söyleyebilirim. Başka? Ben erkek rolüne büründüm. Yani şöyle şeyler dedi. Evin ekmeğini getiriyorum. Şu an çalışmam lazım. Öyle esprileri de yorduk tabii kendi içimizde. Normalde çünkü toplumun kodu farklı. Erkek çalışır, kadın bakar. Ben toplantıdayım. Gökhan mesela biz parka gittik. İşte ben market alışverişi yapıyorum. Evde bir şey eksik mi? Değişik rolle. Yani ben de onun perspektifinden bakma fırsatı buldum Tülay Hanım. Sırf şey gibi düşünmeyin. Yani hani baba annenin anlıyor da ben de onu anlayabilirim. Yani işim yoğunken o sırada hani bebekle ilgili şu an şu an ilgilenemeyeceğim demek de vicdan yani şeyi de fark ettim ya. Bundan önceki süreçte belki hani yapmak isteyip yapamayan babaların bir vicdan konusu da var. Ben bazı noktalarda vicdan azabı çektim. Toplantım var gidemiyorum onlar bahçeye çıkıyor gibi durumlar oldu. Bence ikimizin ilişkisi anlamında birbirimizi gerçekten birbirimizin yerine koyduk kendimizi. Öncesinde benim ona ben açıkçası bazı noktalarda çok destek görmediğim için serzenişte bulunduğum konularda aslında onun ne yaşadığını anladım. Benim bazı hassas olduğum konularda neden hassas olduğumda o beni anladı. Empatimiz güçlendi ebeveynlik anlamında. Bu olunca bu dolayısıyla ilişkinize de yansıyor. Çünkü birbirinize olan o kırgın, o yüklenme anlayınca başka şey konuşuyorsunuz. Daha keyifli, geleceğe dair plan yapar hale geliyorsunuz. Bir de yani 9-10 aylık süreçte çocuk doğdu, büyüdü, bakıma evdeyiz, pandemi var. Bence şey güzel oldu yani 2 hafta başka bir yere gittik. Yeni bir yer, yeni bir deneyim, çalışmamak çünkü... Sera işe başladıktan sonra ben de bir dönemdir çalışıyordum yoğun bir şekilde. Öyle olunca bir ara vermiş olduk her şeye, çalışma tempomuza da. O da bize iyi geldi bir taraftan. Böyle bir avantajı oldu. Diyebilirim. Güzel, çok keyifli bir röportajdı. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Bir dahaki... Biz teşekkür ederiz. Yine konuşalım nasıl geçiyor. İnşallah. Hay hay. İnşallah. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hiç hayır demedin. Yani aslında ben hayır diyorum. Ben 3 çocuk istiyordum Tülay Hanım ama bir çocuğun ne kadar adanmışlık istediğini görünce onlardan bayağı imtina ettim. Yok biz bir tane çocuğumuz olsun ona hani çok zor. Ekonomik olarak zor, vakit olarak zor. Her şeyi yani kolay diyemezsiniz. Buna ne kadar hazır olursanız, ben mesela bunu da söylemek istiyorum. Ne kadar bir kişi çocuk istiyorum, ebeveynliğe hazırım derse desin, o iş başına düşünce anlıyor ki o kafasına düşündüğü hiçbir şey değil. O çocukla ikisinin arasında sıfırdan oluşan bir şey oluyor. O yüzden bakalım yani inşallah Allah nasip ederse olur da olmazsa da olur yani. Sağlık olsun. Aslında güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi biz okullara gittiğimizde matematiktir, fendir, Türkçedir öğreniyoruz. Üniversitelerden mezun oluyoruz, meslek sahibi oluyoruz, şirketlerde çalışıyoruz. Ama annelik, babalık nedir? Buna ilişkin herhangi bir eğitim almıyoruz ve balıklamayı dalıyoruz. Hazır olmak nedir? Annelik, babalığa hazır olmak nedir? Hissiyat mı, istek mi? Bunlar yeterli mi? Aslında anne babaların bir ana babalık eğitimi alması gerekmez mi? Ne dersiniz? Son sorum bu olsun benim. Vallahi gerekir. Çok ben en azından onu yok birçok insan ya bunu yolda öğreniriz bizim annemiz babamız da bunun dersini mi aldı kursuna mı gitti diyor ama yani yeri geliyor Sera'yla birbirimize baktığımız şimdi ne yapacağız dediğimiz birkaç tane örnek yaşadık ki böyle evet. Panikledik. Kenan ateş çıktı. Ya ateş çıktı fitil takmak lazım.
Ki biz öncesinde eğitim de aldık. Yani ben anne babalık okuluna gittim. Her ne kadar Gökhan işinden ötürü vakit ayıramasa da hem anne hem baba olarak girdim. Ama başınıza gelmeden çok da onu keşke deneyimleyebilseniz yani. Mesela bir acil yardım eğitimi. Evet. Her anne babanın alması gereken eğitim. Allah korusun çocuğunuzun ağzında bir şey kaçsa, boğazında kalsa. Ve çok çok olan şeyler bunlar. Ebeveynlik eğitimi. Bu konuştuğumuz perspektifte annenin babayı, babanın annesi, anneyi anlaması, nelerle yüzleşecek, önceden hazır hale gelmeleri çok çok kritik bence. Onun için haklısınız. İnşallah olur o da ileride. İnşallah. Yani doğum sonrası babanın annene kadar psikolojik destek olacağı bile çok önemli. Çünkü kadının kimyasal olarak yaşadığı bir depresyon var. O vücuttaki bütün hormonların değiştiği dönemde ilk 10 günlük. Orada karşısındaki kişinin ya doğum yaptın hani çok mutlu olman lazım dediğinde sen benim ne yaşadığımı biliyor musun ki diyeceği noktaya geliyor. Bu eğitim, en azından farkındalık oluşması önemli. Ve sırf bence baba değil yani. Destek fonksiyonunda kim varsa onların da aynı eğitimi alıyor olması lazım. Hakikaten hem çocuk eğitimi hem eşler arası ilişkiler psikolojik olarak aslında bir pedagog eşliğinde çocuğunu büyütenler de var biliyorum. Çünkü o çocuğa siz nasıl davranırsanız yarın öbür gün o kişilikte biri hale geliyor. Yani evet. Ben çok ebeveyn biliyorum. Çocuğu bir şey kırdığında sakar diyor. Ya çocuğa niye sakar diye bir kodlama yapmalı. Etiket tabii. Olabilir. Ya da yemek yedirirken sinirleniyor, öfkeleniyor. Ya öfkesini yansıtıyor çocuğa. O çocuk yarın öbür gün stresli hale gelebiliyor. Hakikaten işimiz zor. Zor. Çok teşekkürler. Çok güzeldi. Biz teşekkür ederiz Süleyman Hanım. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın.